Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Aspektverschiebung mit Modellverben konusu. Bunu arkadaşlar aktif ve pasif olarak inceliyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, başlığa baktığımızda Aspektverschiebung kelimesini görüyoruz. Aspekt ne demek? Bakış açısı. Verschieben, Verschiebung itmek demek. Dolayısıyla burada bakış açısını ne yapmış oluyoruz? Aslında bir nevi değiştirmiş oluyoruz. Yani onu farklı bir tarafa çekmiş oluyoruz. Neyi? Modellverben demiş oluyor. Bakın burada Modellverben, yani buradaki modal fiilleri yer değiştirmiş ya da farklı bir fonksiyona sokmuş oluyoruz bir nevi. Ve bunu yaparken de aktif pasifi de ne yapmış oluyoruz? Tekrarlamış oluyoruz. Daha önceden bunu ayrıntılı bir şekilde görmüştük hatırlayacak olursanız diğer seviyelerde. Bunu hem pekiştirmiş oluyoruz ve ne yapmış oluyoruz? Demek ki Aspektverschiebung başlığı altında görmüş oluyoruz. İsterseniz ilk aktif cümleyle ne demek istediğimi size anlatmaya çalışayım. Cümlemiz ne diyor? Lehrer wollen den Erfolg der Schüler bereits früh in der Grundschule fördern. Eminim ki birçok kelimeyi anlıyoruzdur artık C1 seviyesinde olduğumuz için, değil mi? Ama gene üstünden geçmekte fayda var. Der Erfolg, bu başarı demek. Der Erfolg der Schüler, öğrencilerin başarıları, değil mi? Bereits früh. Bereits neydi arkadaşlar? Hazır olma demekti, değil mi? Bereits früh denildiğinde hazır erkenden, değil mi? Güzel Türkçe'de de öyle deriz. Hazır erkenden ne yapmış oluyor? Cümlenin devamı geliyor burada. In der Grundschule, ilk okulda. Fördern, bu da arkadaşlar yönlendirmek gibi düşünülebilir. Dolayısıyla cümlemiz burada ne diyor? Öğretmenler öğrencilerin başarılarını hazır erkenden, nerede? İlkokulda ne yapmak istiyorlar? Yönlendirmek istiyorlar demiş oluyoruz. Dolayısıyla bakın burada olağan bir şekilde, değil mi? Wollen modal fiil cümlesini görüyoruz. Her şey, bütün bu öğeler yerli yerinde duruyor. Bunu şimdi ben pasife geçireceğim. Bu cümleyi ben pasife geçireceğim. Pasife geçirirken tabii burada dikkat etmemiz gereken, bakın, wollen var. Wollen ve fördern aynı şekilde, değil mi? Olması gereken yerlerde duruyor. Ben şimdi bunu pasif yaptığımda buradaki wollen ne olacak? Birlikte bir görelim. Bakın pasif olarak yaptığımızda ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada der Erfolg der Schüler, bunu dikkate almam gerekiyor, değil mi? Çünkü edilgen hale getiriyorum. Bu durumda der Erfolg der Schüler ile başlamış oluyor. Tabii bunu çok çok ayrıntılı şekilde görmüştük. Akusatifteki bu durum ne oluyordu cümle başına geçtiğinde, değil mi? Yalın hale geçmiş oluyordu. Dolayısıyla der Erfolg der Schüler şeklinde başlaması gerekiyor. Bakın burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar, sollen, düzeltiyorum, wollen ne olmuş? Soll şekline bürünmüş. Bakın, dilerseniz öncelikle bir cümleyi bir okuyalım, ondan sonra analiz edelim. Der Erfolg der Schüler soll auf Wunsch der Lehrer bereits früh gefördert werden. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Gene aynı yapı, herhangi bir anlam kayması yok. Sadece edilgen hale gelmiş oluyor. Bunu belki bir raporlama dilinde de yazılı hale getirdiğimizde, protokole geçtiğimizde bunu edilgen halde, yani pasif halde ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Dolayısıyla der Erfolg der Schüler, bakın ne olmuş? Wollen yerine soll olmuş. Dolayısıyla burada bakın Aspektverschiebung, yani ne olmuş oluyor? O bakış açısını wollen'den sollen'e çekmiş oluyorum. Auf Wunsch, istek üzerine. Bakın burada fark ettiyseniz arkadaşlar, wollen sollen şekline bürünmüş. Burada Aspektverschiebung'u bariz bir şekilde görmüş oluyoruz. Çünkü modal fiillerdeki bu bakış açısı bir nevi ne olmuş oluyor? Sollen'e geçmiş oluyor. Auf Wunsch demek ki istek üzerine demiş oluyoruz. Auf Wunsch der Lehrer demek ki öğretmenlerin isteği üzerine. Bereits früh, bakın buradaki yapının aynı gene burada. Bereits früh, erkenden. Gefördert werden, bakın
Bunları, bu yapıları çok çok ayrıntılı şekilde görmüştük. Bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa lütfen o ilgili ders videolarına baksınlar. Aktif ve pasif yapılarını çok ayrıntılı şekilde görmüştük. Tabi burada az önce de söylediğim gibi C1 seviyesinde olduğumuz için burada bu var olan bilgilerin üzerine bir şeyler bina ediyoruz. Zaten bunlar bilindiği gibi biliniyordur diye düşündüğümden bunun üzerine bir şeyler bina etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bakın, soll gefördert werden. Werden ne oluyordu? Yardımcı fiil gibi düşündüğümüz bir yapıydı. Soll gefördert werden demiş oluyoruz. Bakın burada fördern ne olmuş? Partizip 2 olarak, değil mi? Gefördert ve werden'den destek almış oluyoruz. Az önce söylemiş olduğum gibi herhangi bir anlam kayması yok. Birisi aktif cümleyken diğeri pasif, yani edilgen, etken edilgen yapıya bürünmüş oluyor burada. Dolayısıyla bu cümleyi tekrarladığımızda Der Erfolg der Schüler soll auf Wunsch der Lehrer bereits früh gefördert werden demiş oluyoruz. Demek ki buradan farklı olarak gramer yapısı Partizip 2 ve werden varmış. Bu bir. İkincisi ne? Farklı bir modal fiil kullanılıyor. Wollen yerine sollen. Artı ne gelmiş arkadaşlar? Auf Wunsch yapısı gelmiş. Yani öğretmenliğin isteği doğrultusunda gibi düşünülebilir. İkinci örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Buradaki aktif cümlemiz ne diyor? Bir bakalım. Angestellte wollen es den Kunden leichter machen, Probleme zu bewältigen. Evet, burada ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Angestellte, neydi angestellte? Beyaz yakalı, işte memurlar, çalışanlar gibi düşünülebilir arkadaşlar bu. Wollen es den Kunden leichter machen. Evet, der Kunde neydi arkadaşlar? Bu, der Kunde, müşteri. Leichter machen, müşterilerin ne yapmak istiyor? Durumlarını, işlerini kolaylaştırmak istiyor. Probleme zu bewältigen. Evet, problemleri ne yapmak istiyorlar arkadaşlar bewältigen dediğimizde? Probleme, yani bunların üstesinden gelmek gibi düşünülebilir. Dolayısıyla çalışanlar müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmak istiyor, işlerini kolaylaştırmak istiyorlar demiş oluyoruz. Tabii biz burada güzel Türkçe'de işte hayatlarını, işlerini demiş oluyoruz. Ancak Almanca'da biz bunu es ile ne yapmış oluyoruz? Burada bir gizli bir durum söz konusu. Yani buradaki es aslında bir önceki cümlede mutlaka verilmiştir. Dolayısıyla biz bunu es ile ne yapmış oluyoruz? Özetlemiş oluyoruz aslında bu durumu. Dolayısıyla çalışanlar, müşterilerin ne durumuysa, ne olabilir bu? İşte banka işleri olabilir örneğin, değil mi? Kolaylaştırmak istiyorlar. Probleme zu bewältigen, problemlerin üstesinden gelmeye gibi güzel Türkçe'ye çevrilebilir bu durum. Şimdi bakın burada arkadaşlar bizim modal fiilimiz ne? Wollen, bakın yukarıda olduğu gibi. Wollen ve ne var? Bewältigen, değil mi? Üstesinden gelmek, probleme zu bewältigen, yani problemleri tabii halletmek, çözümlemek gibi düşünülebilir. Bunu ben şimdi pasif cümleye aktardığımda az önce ne yapmıştık arkadaşlar? Sollen'den yardım almıştık. Wollen ne oluyordu? Sollen şeklinde ele alınıyordu. Bakın bu bir edilgen cümle olacağından dolayı den Kunden soll es mit Hilfe von Angestellten leichter gemacht werden Probleme zu bewältigen diyor cümlemiz. Bakın müşterilere ne yapılması? Mit Hilfe von Angestellten, yani çalışanların yardımıyla, destekleriyle gibi düşünülebilir. Zaten Hilfe neydi? Yardım demekti. Dolayısıyla yardımlarıyla, destekleriyle gibi düşünülebilir. Von Angestellten leichter gemacht werden. Değil mi? Çalışanlar tarafından daha kolaylaştırma, değil mi? İşlerin kolaylaştırılması. Probleme zu bewältigen. Bakın burada zu plus infinitif de devreye girmiş oluyor. Dolayısıyla ben ne yapmış oluyorum? Buradaki aktif cümleyi pasif cümle haline sokmuş, bu pasif cümleye getirmiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Lehrer wollen den Erfolg der Schüler bereits früh in der Grundschule fördern.
Lehrer wollen den Erfolg der Schüler bereits früh in der Grundschule fördern. Der Erfolg der Schüler soll auf Wunsch der Lehrer bereits früh gefördert werden. Der Erfolg der Schüler soll auf Wunsch der Lehrer bereits früh gefördert werden. Angestellte wollen es den Kunden leichter machen, Probleme zu bewältigen. Angestellte wollen es den Kunden leichter machen, Probleme zu bewältigen. Den Kunden soll es mit Hilfe von Angestellten leichter gemacht werden, Probleme zu bewältigen. Den Kunden soll es mit Hilfe von Angestellten leichter gemacht werden, Probleme zu bewältigen. Sıradaki cümlemizle devam edelim arkadaşlar. Freud will die stereotypen Rollen von Mann und Frau in Frage stellen cümlesini görüyoruz. Öncelikle bilinmeyen kelimelere bir anlamlandıralım. Freud biliyorsunuz psikanalizin kurucusu, değil mi? Psikolojinin bir alt birimindeki psikanalizle alakalı olan evet bu bilimin kurucusu. Ne yapmış? Will die stereotypen Rollen, stereotip yani basma kalıp roller neyin? Von Mann und Frau, yani kadının ve erkeğin basma kalıp rollerini ne yapmak istiyor? In Frage stellen. In Frage stellen arkadaşlar sözlük karşılığı şüphelenmek anlamında. Ancak güzel Türkçemizde biz buna ne deriz? Mercek altına almak istiyor deriz mesela, değil mi? Dolayısıyla biz bunun Almanca karşılığı olarak in Frage stellen şeklinde ne yapmış oluyoruz? Ele almak, incelemek, mercek altına almakta dediğimizde daha bir anlamlı hale gelmiş oluyor. Çünkü in Frage stellen denildiğinde şüphelenmek pek örtüşmüyor güzel Türkçemize. Dolayısıyla in Frage stellen yapısını kullanmamız gerekiyor mercek altına almak dediğimizde. Bakın bu cümleyi şimdi incelediğimizde Wollen'i görüyoruz, değil mi? İkinci pozisyonda ve in Frage stellen her şey yerli yerinde duruyor. Gayet olağan bir cümle. Freud ne yapmak istiyor? Demek ki erkeğin ve kadının basma kalıp rollerini mercek altına almak istiyor demiş oluyoruz. Şimdi biz bunu edilgen yani pasif cümle haline getirecek olursak burada ne olacak arkadaşlar? Bakın buradaki die Stereotypen ile başlayan değil mi? Buradaki bu yapıyı cümlenin başına getiriyorum ve diyorum ki die Stereotypen Rollen von Mann und Frau. Bakın oradaki yapıyı buraya taşıdım, cümlenin başına taşıdım. Bu sefer wollen yerine ne geldi arkadaşlar? Sollen. Dolayısıyla wollen'e sollen'e çevirdiğimizde ne oluyormuş arkadaşlar? Partizip 2, bakın cümlenin sonuna baktığımızda Partizip 2 ve werden ile bir araya getirdiğimde ne oluyor? Edilgen cümle haline gelmiş oluyor. Bakın burada gene sollen ile devam edelim. Sollen nach Freud's Vorstellungen. Bakın Vorstellung neydi? Tahayyül ya da öngörü de diyebiliriz. Freud'un öngörülerine göre mercek altına alınmak isteniyor demiş oluyoruz. Dolayısıyla burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? Pasif olarak yani edilgen olarak ele almış oluyoruz. Burada fark ettiyseniz arkadaşlar Freud's Vorstellungen genitiflik var. Vorstellungen tahayyül, öngörü gibi düşünülebilir. Dolayısıyla Freud'un öngörülerine göre bakın önceki cümlede Vorstellungen kelimesi geçmiyordu. Dolayısıyla biz burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Freud'un öngörüleri, Freud'un tahayyül ettikleri aslında, değil mi? Güzel Türkçemizde de bu var. Onun öngörülerine göre dediğimizde genitiflik söz konusu bakın burada. Mercek altına alınmak isteniyor demiş oluyoruz. In Frage gestellt werden. Tabii dediğim gibi mercek altına almak kelimesi daha bir uygun düşmüş oluyor. Çünkü diğer türlü şüphe altına alınmak isteniyor gibi denildiğinde farklı anlamlara gidebiliyor. Şimdi buraya baktığımızda asıl bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Tıpkı diğer cümlelerde de olduğu gibi wollen ne oluyormuş arkadaşlar? Aktifte sollen'e geçiyormuş değil mi bu yapı ve dolayısıyla sonlandırıcı olarak da Partizip 2
Yani tıpkı perfect yapar gibi davranıyorum, değil mi? Gestellt ve werden kelimesini yardımcı fiil olarak ele almış oluyorum ve bu hale büründürmüş oluyorum. Dilerseniz bir sonraki cümleye bir bakalım. Bir sonraki cümle ne diyor? Die Firma will das Prospekt aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzen. Eminim ki burada anlaşılmadık bir kelime yoktur, değil mi? Das Prospekt neydi? Prospektüs ya da broşür gibi düşünülebilir bu. Übersetzen, bu da çevirmek demek. Dolayısıyla firma broşürü ya da prospektüsü, değil mi? Prospektüsten ne olabilir arkadaşlar? Ürün kataloğu olabilir, öyle değil mi? Ya da işte bu alışveriş merkezlerinde, marketlerdeki prospektten kasıt işte fiyatların olduğu, ürünlerin olduğu broşürler. Aslında güzel Türkçemizde de artık bu kullanılıyor. Ne yapılmak isteniyormuş? Aus dem Türkischen, Türkçeden ins Deutsche, Almanca'ya çevrilmesi isteniyormuş, değil mi? Dolayısıyla bakın burada da ne olmuş? Wollen modal fiilimiz var. Die Firma will übersetzen, çevirmek istiyor, değil mi? Neyi çevirmek istiyor? Das Prospekt aus dem Türkischen ins Deutsche. Yani broşürü ya da prospektüsü Türkçeden Almanca'ya çevirmek istiyor. Bakın buradaki wollen, şimdi pasif yaptığımızda, edilgen yaptığımızda ne olacak? Sollen Partizip 2. Yani ben bunu öğrencilere genellikle perfect yapar gibi diyorum. Çünkü Partizip 2'deki olay zaten hatırlayacaksınızdır, değil mi? Perfectlik olayıydı. Ancak tabii bununla beraber werden yapısını da kullanmamız gerekiyor. Übersetzen'e baktığımızda Partizip 2'de ne olacak bu? Übersetzt olacak, değil mi? Dolayısıyla yardımcı fiilim werden'den de destek aldığımda übersetzt werden ile cümleyi sonlandıracağım. Dolayısıyla buraya baktığımızda das Prospekt soll auf Wunsch. Auf Wunsch, istek üzerine. Kimin isteği üzerine? Firmanın isteği üzerine dediğimizde auf Wunsch der Firma demiş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki die Firma, değil mi? Firma. Auf Wunsch der Firma denildiğinde firmanın isteği doğrultusunda gibi bir anlama dönüşmüş oluyor bu. Das Prospekt soll auf Wunsch der Firma aus dem Türkischen, Türkçeden ins Deutsche übersetzt werden demiş oluyoruz. Fark ettiyseniz arkadaşlar, aktif ve pasif cümleler gayet anlam olarak birbirinin aynı. Sadece belli başlı farklar var. Ne oluyor? İşte modal fiillerde farklı kullanımlar oluyor. Wollen bu durumda ne oluyormuş? Sollen oluyormuş. Sollen'le beraber Partizip 2 ve werden'den destek alınıyormuş. Artı ne oluyormuş arkadaşlar? Bir kelime daha işin içerisine giriyor ve anlamı daha bir ne yapmış oluyoruz? Altını çizmiş oluyoruz, değil mi? Bakın bu durumda auf Wunsch burada yoktu. Dolayısıyla auf Wunsch isteği üzerine demiş oluyoruz. Bakın auf Wunsch ne demek? İstek. Buraya baktığımızda wollen, bu da modal fiil, istemek demek. Dolayısıyla bu onu karşılamış oluyor. Şimdi kalkıp da burada auf Wunsch yapısını buraya getirecek olursak çok anlamsız olacaktır. Çünkü bir şeyi istemek, yani istemek kelimesini güzel Türkçemizde düşünelim. Bir şeyi arzulamayı istemek gibi oluyor. Çok saçma bir, yani ya arzularsınız ya da istersiniz, değil mi? İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Dolayısıyla buradaki durum da bu. Dolayısıyla hem wollen hem auf Wunsch yapılarını aynı cümlede barındıramıyoruz. Bu sebepten sollen ile ne yapmış oluyoruz? Buradan destek almış oluyoruz ve aynı anlama ne yapmış oluyoruz? Çekmiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Freud will die stereotypen Rollen von Mann und Frau in Frage stellen. Freud will die stereotypen Rollen von Mann und Frau in Frage stellen. Die stereotypen Rollen von Mann und Frau sollen nach Freuds Vorstellungen in Frage gestellt werden. Die stereotypen Rollen von Mann und Frau sollen nach Freuds Vorstellungen in Frage gestellt werden. Die Firma will das Prospekt
aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzen. Die Firma will das Prospekt aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzen. Das Prospekt soll auf Wunsch der Firma aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzt werden. Das Prospekt soll auf Wunsch der Firma aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzt werden. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde aspektverschiebung mit Modalverben konusunu ne yapmış olduk? Aktif ve pasif olarak incelemiş olduk. Aktif ve pasif cümleleri tekrarladık ve farklı yapılar içerisinde ne yapmış olduk? Yapıları, edilgenliği ve etkenliği görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.